Merhaba arkadaşlar, model şirketimiz Menderes'i ikinci bölümünde şirket değerlendirmesini yapalım. Dilerseniz önce 2020-2021 yılları arasındaki bilanço dönemlerinde işletme nasıl bir performans sergilemiş, kısaca oradan başlayalım. 2020'nin ilk çeyreği ile 2021'in ilk çeyreği bilançolarının düzenlenmesine göre inceleme dönemlerinde kısaca şirket ve ortak karlılık oluşumlarına bakalım. Şirket karlılığı zarar olarak yansımakta, bir önceki döneme göre %5,25 zarar etmiş. Oluşumlarına baktığımızda satış karlılığı %11,5 oranında artarken katkı payı yüzdesi ve emniyet marjları belirgin şekilde artış sağlamış. Ortak karlılığı zararda ama zarar azalmakta. Karlılık kaldıracı birin altında son derece olumsuz olarak değerlendirmek gerekir. Varlık karlılığı gerilerken borç maliyetleri azalmış, borçların öz kaynaklara oranı da gerilemiş. Peki bu tarihte işletmenin reel satışlarına bakalım. Yurt içi reel satışları %9,5 oranında azalırken dış ticaret işlemlerine baktığımızda İhracat gelirleri bir önceki döneme göre, yani 2020'nin ilk çeyreğine göre, 2021'in ilk çeyreğinde azalmış. Ama bunun yanı sıra ithalat giderleri de azalmış ve işletme dış ticaret fazlası vermekte, ihracat gelirleri ithalat giderlerinin üzerinde gerçekleşmekte. Peki bu veriler doğrultusunda olması gereken fiyatına baktığımızda nominal değerinin altında fiyatlanmakta. O tarihlerde şirket kaç liradan borsada işlem görüyormuş? 3 liradan işlem görüyormuş arkadaşlar ve o tarihlerde ben çok iyi hatırlıyorum. Hatta bir aracı kurum, bir arkadaşımız hem hisse senetlerine yatırım yapıyormuş hem de hisse ağırlıklı fon yatırımı bulunuyormuş bir aracı kurumda. Şişe camı fondan çıkartmışlar, yerine Menderes tekstili koymuşlar. Arkadaş rica ettiydi, abi bakar mısın diye. O dönemde de eğitim, model eğitimlerini özellikle şişe cam üzerinden veriyorum yatırımcılara. Bu aracı kurum hisse ağırlıklı fonunda şişe camı çıkartıp yerine Menderes tekstili ilave etmiş. Ya abi, şişe camı iyi diyorsun, şişe camı çıkartmışlar. Dedim ki ben o zaman, hem sen hisse senedi alıyorsun hem hisse ağırlıklı fon alıyorsun. Evet, ne gereği var? Ya hisse senedi ağırlıklı fon al, hisse senedi alma, ya da hisse senedi alıyorsan fon ağırlıklı hisse senedi ağırlıklı fon niye alıyorsun diye. Ve yanlış bir tercihde değerlendirmede bulunduklarını söylemiştim. Tabii bir ekstrem durum yoksa, yani bilemiyorum o fon mevzuatını, aracı kurumların çıkarttıkları, belli bir zorlama mı var, standart mı var, yani şu şirketleri çıkartacaksınız, şu şirketleri koyacaksınız diye böyle bir kural mı var bilemiyorum, bana saçma gelmişti. Ve ben o zaman da değerlendirmemde bu tarihlerde ve çok sık sosyal medyada bu şirket moda olmuştu o dönemde. Bütün aracı kurumların dilindeydi falan. Yatırımcılarına dikkatli olması konusunda ikazda bulunmuştum. Geçmiş videolarda Menderes tekstil videolarını izlediğinizde göreceksiniz. Gelelim ikinci çeyreğine. Bakın, o dönemde de bu şirketin bilançosunun değerlendirmesini ben yapmıştım. Yatırımcıya dikkatli olması konusunda uyarmıştım. Şimdi aradan geçmiş
1,5-2 sene yine aynı şirketi ben değerlendiriyorum. Yine aynı verileriyle değerlendiriyorum. Yani kamu aydınlatma platformuna göndermiş olduğu verileri değerlendiriyorum. Evet, ikinci çeyrek gelişimine bakalım. Şirket ortak karlılığı, şirket yine zarar, şirket karlılığı, satış karlılığı %9,5 artmış, katkı payı yüzdesi ve emniyet marjları artış evrimine girmiş. Ortak karlılığı yine zararda ama zarar azalmakta. Karlılık kaldıracı birin altında oldukça olumsuz. Aktif zarar, varlık karlılığı azalış eğiliminde, borçlarının maliyetini düşürüyor, borçların öz kaynaklara oranı azalış eğiliminde. Reel satışlarına bakalım. Yurt içi reel satışları %5 azalış göstermiş bir önceki dönemin ikinci çeyreğine göre. Yine ihracat gelirleri bir önceki döneme göre kısmen de olsa azalmış ama ithalat giderleri de azalmış ve hala şirket dış ticaret fazlası vermekte. Peki o tarihte hissenin olması gereken fiyatı yine nominal değerinin altında fiyatlanmakta. Peki olması gereken değer nominal değerin altı olarak hesaplanmakta. Borsada ne işlem görüyormuş o tarihte? Evet, 3 liradan 2 liraya gelmiş. Yani milletin canını yakmışlar o tarihlerde. Yatırımcıya algı yaratarak o tarihlerdeki aracı kurum ve sosyal medyadan Menderes furyasına bir göz atın. Tabii onlar geçmişte kaldı bulabilirsiniz ama yatırımcıları gayet iyi hatırlayacaklardır ne dediğini. Gelelim 3. çeyreğine ne yapmış? Tabii şişe o dönemlerde fondan çıkartılan şişe de o dönemlerde 7 liraydı arkadaşlar. Şişenin bugünkü geldiği duruma bakın. Menderes'in bugünkü geldiği duruma bir bakın. Nasıl fon yönetiliyorsa bilemiyorum. Yani o fonlarda nasıl bir kural kaydı var mıdır? Hala aklım erebilmiş değil. Şirket şirket zararlılığı devam etmekte. Satış karlılığı geriledi. Katkı payısı artarken emniyet marjı belirgin şekilde azaldı. Ortak karlılığı zarara da hala daha karlılık kaldıracı birin altında, aktif karlılık zararda, borçların öz kaynaklara oranı mükemmel şekilde, belirgin şekilde bir artış var. Borç maliyetlerini düşürüyor ve varlık karlılığı yine azalış eğiliminde. Reel satışlarına bakalım. Bir önceki dönemin 3. çeyreğine göre %18 yurt içi reel satışları azalmakta, ihracat gelirleri azalmakta, ithalat giderleri kısmen azalmış. Fakat iyi taraf, işletme hala dış ticaret fazlası vermekte. Peki hissenin olması gereken değerine baktığımızda hala nominal değerinin altında hesaplanmakta. Yıllık büyüme, reel getiri ve dağıtıma bilinir temettülerinin hesaplanmasının neticesinde. Peki bu tarihlerde borsada fiyatlanmışına bakalım. Yine 2 lira 09 TL olarak fiyatlanmakta. 3 liralardan hisseyi alan yatırımcılar isyanlarda. Düşünsenize, 3 liradan aldığınız kağıt bir de aracı kurum tavsiyesi üzerine, bir de piyasada uzmanların tavsiyesinde 2 liraya geliyor. Ve şişe gidiyor. Fondan çıkartıyorsunuz. Evet, yıl sonu itibariyle bakalım. Evet, şirket karlılığa geçti. Şirket karlılığı arttı. Zarardan kâra dönüştü. Satış karlılığı %8
artış gösterdi. Katkı payı yüzdesi azalmakta, emniyet marjı güçlenmekte. Ortak karlılığına bakıyoruz. Ortak karlılığı hala zararda. Yani yatırımcı açısından henüz alma koşulu gerçekleşmemiş. Niçin? Şirket karlılığı artış eğiliminde olsa da ortak karlılığı hisse senedi yatırımcısı açısından daha önemlidir. Şirket karlılığında değil, ortak karlılığındaki artışa dikkat etmelidir hisse senedi yatırımcısı. Ve karlılık kaldıracı birin altında. Aktif karlılığı %26-27 artış kaydetmiş. Borçların öz kaynaklara oranı kısmen artmış ama borç maliyeti belirgin şekilde artış eğiliminde ve şirket varlık karlılığına da geçmeye başladı. Buralarda al değil, dikkat et, izle sinyali veriyor şirket. Niçin henüz al vermiyor? Çünkü ortak karlılığı ve karlılık kaldıracı geçerli koşulları sağlamadığı için. Bir, ortak karlılığı şirket karlılığının üzerinde bir kar artışına sahip değil. İki, karlılık kaldıracı da birin altında, yani yüzün altında. Ama burada varlık karlılığı ve şirket karlılığıyla satış karlılığı izleyin diye bir rüzgar estiriyor. Reel satışlarına bakalım. Evet, bir yılın öncesine 2020'ye göre reel satışlar %32 azalış göstermiş. En önemli göstergelerinde başında reel satışlar geliyor. Ve yurt dışı ağırlıklı çalıştığını anlıyoruz. Çünkü gerilese de yurt dışı ihracat gelirleri yurt içi reel satışlarının üzerinde ve sürekli dış ticaret fazlası veriyor. Ne demek? İhracat gelirleri ithalat giderlerinin üzerinde, hem de bir hayli belirgin yüksek oranda üzerinde. Peki hissenin bu tarihte yine nominal değerinin altında ve nominal değer yükseliş göstermekte, azalış değil yükseliş göstermekte. Peki bu tarihte bu arkadaş borsada kaç liradan fiyatlanıyormuş, talep varmış? Ona bakalım. 2 lira 19 kuruş. Yani bir 19, 10 kuruş prim yapmış şirket. Ve geldik. Mevcut cari döneme, yani 2021'in ilk çeyreği ile 2022'nin ilk çeyrekleri bilanço düzenlemelerine göre inceleme dönemine. Şimdi kapsamlı bir değerlendirme yapalım. Önce varlık yapısını inceliyoruz. Şirketin varlık yapısında kısmen de olsa, küçük de olsa bir değişiklik gerçekleşmiş. Toplam varlıklar içerisinde işletme, brüt işletme sermayesinin payı yaklaşık %40,5'tan %45'e yavaşça artış kaydediyor. Bunlar ne ifade ediyor arkadaşlar? Varlık yapısında eğitim videolarını teker teker bu kalemleri anlattım, yazdım. Bunların ne ifade geldiğini onları öğrenenler çok iyi kavrayacaklar. Ne demek istediğini, nasıl değerlendirildiğini ve nasıl yorumlanması gerektiğini gayet iyi anlayacaklardır. Toplam varlıklar içerisinde hazır değerlerinin payı %2,17'den %2,20'ye yavaş da olsa bir artış kaydetmiş. Ticari satışlarının içerisindeki nakit oranı kısmen azalmış. Kısa vadeli borç içerisindeki nakit ve nakit benzeri varlıklar, yani hazır değerler, kısmen azalmış. Brüt işletme sermayesi içerisinde de hazır değer payı kısmen azalmış.
Şirketin finansal yatırımlarının olmadığını görüyoruz. Ticari alacaklarının payı yüzde yaklaşık 10'dan yaklaşık yüzde 12'ye kısmen artarken stokların payı yüzde 19,5'dan yüzde 25,5'a artmış ve reel olarak da işletmenin stok yapısı artmış. 2022'nin ilk çeyreği itibariyle işletme maddi duran varlıklarının %44'ünü amorti ederken cari fiyatlarla %60 oranında 1 milyar 605 milyon 544 bin 785 TL iktisadi varlık artışı sağlamış. Cari fiyatlarla. Peki bu gözden görülen bir ilk bakışta iktisadi varlık artışı mı yoksa reel olarak bir varlık artışı mı? Yani enflasyondan ötürü fiyat artışlarından kaynaklanan işletme sermaye artışı ve İktisadi varlık artışı mı yoksa reel olarak mı? Hemen bakalım, görmemiz lazım. Büyümesine bakıyoruz şirketin. Ne yazık ki reel olarak şirket büyümemiş. İktisadi varlık büyümesi yaşamamış. Her ne kadar cari fiyatlarla ilk bakışta %60 bir iktisadi varlık artışı sağlamış gözüküyor olmuş olsa da reelde %25,5 iktisadi varlık küçülmesi yaşamış şirket. Dün neydi iş yatırımın uzman yatırım uzmanı Serhat Gürleyen miydi? Öyle bir deydi. Çok güzel, çok doğruları söyledi. Gerçekten bakın, iyi arkadaşlara tebrik de ediyorum, teşekkür de ediyorum. Dedi ki şirket değerlendirmelerini artık zorlanıyoruz. Bir enflasyon muhasebesinin yapılması gerekiyor. Yani enflasyona göre şirketlerin varlıklarının değerlendirilmesi gerekiyor. Sağlıklı değerlendirmede bulunamıyoruz. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? Bizim yazılımımız bu işi zaten yapıyor. Önemli kalemlerde. Nedir? Bakın gördüğünüz gibi enflasyon düzeltmesiyle gerek satışları gerek ihracat gelirlerini fiyat endeksleri marifetiyle, yani enflasyon oranları doğrultusundaki düzeltme çarpanıyla o düzeltmeleri otomatik olarak yapıyoruz. Yoksa hakikaten yani bir şirketin bilançosunu, kapa göndermiş olduğu bilançoyu açıp da tek tek onlarda enflasyon düzeltmesi yapmak bir hayli zaman alıcı. Neden bahsediyorum? Şundan bahsediyorum. Mesela Afyon Çimento'nun açalım bilançosunu. Şimdi eğer bir kılavuzunuz yoksa, bir programınız yoksa, bir yazılımınız yoksa elinizde, evet şu gördüğünüz kamu aydınlatma platformuna standart göndermiş oldukları şirketlerin finansal raporları, bilanço ve gelir tabloları, yani şöyle büyüteyim. Şimdi işte kamu aydınlatma platformuna gönderilen bizim de programımızın otomatik olarak aldığı şu veriler arkadaşlar. Aynı veriler. Bu veriler. Burada şunlar yani. Evet bunlar. Burada tek tek enflasyon düzeltmesi yapmanız lazım bu kalemlerde. O da çok kolay bir iş değil. Yani bir şirketi iki ayda tamamlayamazsınız. Ama yazılım bunu bize hemen
yapıyor. Önemli kalemlerini hemen görüyoruz biz enflasyon düzeltmeleriyle, çarpanlarıyla. Gelelim finansman yapısına. Varlık finansmanında kısa vadeli borçların payı yaklaşık %38'den %45,5'a belirgin şekilde artarken ve de işletme sermayesinden daha hızlı ve yüksek oranda artarken ve de satış hasılatı ne dedik? Üçünden bir inceleyeceğiz. Hızlı artarken varlık finansmanında uzun vadeli borçların payı ise %37,5'tan yaklaşık %28'e gerilemiş. Belirgin şekilde. Varlık finansmanında toplam borçların payı %75,5'tan %73'e yavaşça azalırken varlık finansmanında öz kaynakların payı %24,5'tan %27'ye yavaşça artmış ve şirketin toplam borçları yaklaşık öz kaynaklarının 3 kat üzerinde gerçekleşmekte. Şirket varlıklarını %73 oranında toplam borçlarıyla fonlarken %27 oranında da öz kaynaklarıyla fonlamakta. Daha kapsamlı bakalım. Tabii geçmişten değerlendirirseniz bunları bir bütün olarak bilançoda bir iyileşmenin olduğunu göreceksiniz. Finansmanda önce yabancı para pozisyonuna bakalım. Şirket cari dönemde 1 milyar 670 milyon 188 bin TL'lik net yabancı para pozisyon açığı ve riski taşımakta. Ama net yabancı para pozisyonunun yabancı para satış oranı %25,5 ve yabancı para varlıklarla yabancı para borçları karşılama oranı da %52 oranında artış göstermesi işletme açısından dikkat çekici olumlu gelişme. Finansmanda öz kaynağın katkısı %9 artarken borçların payı %3 oranında azalması ve öz kaynaklarla borçlarını karşılama oranının %12,5 oranında artışı olumlu gelişmelere dikkat çekiyor. Fakat brüt işletme sermayesi %114,5 oranında azalış göstermiş. Şirketin çalışma ve işletme sermayesi ihtiyacı gereksinimi içerisinde olduğunu ilk bakışta anlayabiliyoruz ve net finansal borçları %51,5 oranında artış sağlamış. Uzun vadeli kaynak değişiklikleri işletmenin lehine gerçekleşirken ticari alacaklarıyla ticari borçlarını borçlama finansını sağlaması %19,5 oranında artışı yine işletme açısından olumlu gelişme. Öz kaynaklarına baktığımızda toplam öz kaynaklar içerisinde dönem zararı belirgin şekilde dönem karına dönüşürken devamlı sermaye payı kısmen azalmış fakat öz sermaye karlılık payı çok yüksek, hatta öz sermaye zararı çok yüksek ve belirgin bir oranda öz sermaye karlılık payına dönüşmüş. Bakacağız nedenlerini, anlayacağız niçin öyle olduğunu göreceğiz şimdi. Toplam öz kaynaklar %22 oranında ödenmiş sermayeden teşekkür etmekte. Şirketin içsel sermaye yaratım ne yazık ki mevcut değil. Zararda içsel sermaye yaratımı. Bakalım ortak ve şirket karlılığı. Evet, şirket karlılığı %5,5 oranında artarken ortak karlılığı %24 oranında arttı. Bakın şirket göz kırptı arkadaşlar. Ben bu bilançoyu ne zaman yapmışım? Hangi tarihte yapmışım? 6. ayın 9'unda yapmışım.
Daha yeni olmuş işte. Bugün ayın 20'si, 11 gün önce falan yapmışım. Yani 11 gün önce yapıldığında, görüldüğünde şirket yatırımcıya sinyal vermeye başlamış. Ben demiş solluyorum. Ben Afron'dan ayrılıyorum. Piste doğru hareket ediyorum. Var mısın demiş benden havalanmaya. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Ha, ortak şirket çağrılarına. Konu dağılıyor ya oradan oraya. Yani detaylarda boğuluyorum bazen bir şeyleri anlatabilmek açısından. Ve satış karlılığı %31 oranında belirgin şekilde artış kaydetmiş. Şimdi hisse senedi yatırımcı açısından koşullarda gerçekleşme var mı? Var. Şirket karlılığı artıyor ve ortak karlılığı da artıyor ve ortak karlılığı şirket karlılığının üzerinde gerçekleşiyor. Ama satış karlılığı da artıyor. Yani evet sinyaller başlamış. Katkı payı yüzdesi belirgin şekilde artarken emniyet marjı belirgin şekilde az bir azalış eğiliminde. Ama hep böyleydi şirket. Yani yeni yeni toparlanıyor. Karbüratöründe hep pislik vardı. Hep yolda öksürüyordu. Kesik kesik gidiyordu. Ve karlılık kaldıracı birin üzerine çıktı. Yani yüzün üzerine çıktı. Devam edelim. Aktif karlılığı hep zarardı. 5,5 artışa geçti. Varlık karlılığı zarardı, artışa geçti. Ve borç maliyetleri artıyordu, o da azalıma geçti. Borçların öz kaynaklara oranı artış eğilimindeydi. Bakın o da azalış eğilimine geçti. Ve ortak, net ortak karlılığı belirgin şekilde artış gösterdi. Gelelim gelir tablosu tablosuna. Toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerinin payının %82'den %58,5'a azalmasının neticesinde gayri safi işletme kar payı %18'den %41,5 kere maşallah artış kaydetmiş. Niçin? Toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerinin payının %82'den %58,5'a yüksek belirgin şekilde azalmasından ötürü 41,5 kere bir maşallah brüt kar artışı sağlamış. Sonra ne olmuş? Faaliyet giderlerinin %6,5'tan cari dönemde faaliyet giderinin olmamasından ötürü de esas faaliyet karlılık payı %11,5'tan %42,5'a hızlı ve belirgin şekilde artış sağlıyor. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerin %0,45'ten yaklaşık 1,5'a artmasının neticesinde de faiz vergi öncesi karlılık payı yaklaşık 12'den yaklaşık 44'e artış sağladı. Evet, finansman giderlerinin yaklaşık %31'den yaklaşık 23'e azalmasının neticesinde diyecektim ki bir dakika arkadaşlar. Şimdi burada bir silinme var. Bunu hemen böyle yapacağız. Hemen o hatayı düzeltelim. Evet. Vergi öncesi zararı %21, vergi öncesi karlılığına dönüşmüş. Evet.
Evet, düzelttik. Sonra ne olmuş? Vergi giderleri. Evet, şirketin vergi giderleri bir önceki dönem yokmuş. Vergi giderlerinin %3,5 yaklaşık %3,5 oranında artışının neticesinde de net dönem kârı vergi öncesi kârlılık payının %21'den %17,5'a artışına bir önceki döneme göre de net dönem zararından net dönem kârı oluşumuna belirgin şekilde yüksek oranda net dönem kârı oluşmasına kaynak oluşturmuş. Veya baskılamış diyelim her ne kadar olmuş olsa da. Çünkü belirgin şekilde bir vergi gideri gerçekleşmiş işletmede. Nakit akışına bakmadan karlılık oranlarına bakalım. Birikmeli karlılık zaten yoktu. Öz kaynaklarına baktık eksiydi. Ama onun dışındaki karlılık oranları faaliyet karlılığı düşük kalmakla beraber yüksek oranda gerçekleşmiş. Gelelim nakit akışına bakalım. Paranın rotasına. İşletme faaliyetinden nakit akışı açık verirken esas faaliyetlerden artış sağlamış. Bizim için önemli olan da bu. %287 gayet güzel. Şirket yatırımlarda ve bu yatırım faaliyetlerinden 20.542.000 TL nakit açığı vermiş. İşletme faaliyetinden vermiş olduğu nakit açık nedeniyle finansman faaliyetlerinden nakit girişinde %319'luk bir azalış var. Vergi öncesi dönem kârı nakit akışına göre de %50'nin altında vasat kalmış. Fon kaynak kullanımına baktığımızda fonların %31,5'lık kısmı faaliyetlerinden elde edilirken bunun %57,5 ağırlıklı kısa vadeli borç artışının ana kaynak oluşturması olumsuz olarak değerlendirilir. Fon kaynak kullanımında kısa vadeli borç ana kaynak olmamalı. Ama şu var, işletme finansal kaldıraç oranını kullanmış. Yani finansal borçlar artmış ama bunu da lehine çevirmiş finansal kaldıraçla. Yani borç maliyeti azalmakta, varlık karlılığı artmakta. Önemli olan finansal kaldıraç politikasını güttüğünü anlayabilmemiz. O zaman kısa vadeli borç artışının ana kaynak oluşturması çok da olumsuz olarak değerlendirilmemelidir. Önemli olan burada bu ana kaynak oluşturmasındaki şirketin politikasını anlayabilmek önemlidir. Finansal kaldıracın olumlu etkisini kullanmak istemiş. %52 ağırlıkla da brüt işletme sermayesinin artışı ana kaynak oluşturmuş. Niçin? Zaten gördüydük yani işletmenin işletme sermayesinde bir hızının azaldığından ve net çalışma sermayesinin azaldığını ve yine başka bir yerde her böyle birbirlerini sağlar. Matematikteki olduğu gibi brüt işletme sermayesi azalışından işletmenin çalışma sermayesi gereksinimi duyduğunu, çalışma sermayesinin yeterli düzeyde olmadığını gördüydük. Ama ne yapıyoruz? Fon kaynak kullanımında şirketin işletme sermayesini %52,5 artırma girişiminde bulunduğunu, o ihtiyacı karşılama yönünde girişimlerde bulunduğunu görüyoruz. Net işletme sermayesi evet %12 azalış göstermiş reel olarak reel fiyatlarla hesaplandığında. Gelelim göstergelere. Evet likidite oranları brüt işletme sermayesi likidite yaratmasına rağmen ama
likidite açısından zayıf ve likidite riski taşıyor. Yani hala yeterli değil likiditesi. Kaynaklarına baktığımızda, faaliyet oranlarına baktığımızda, faaliyet oranları vasat gerçekleşmiş. Kaynak yaratma gücü vasatın bir üstünde gerçekleşmiş. Etkinlik oranları vasatın altında kalmış. Şirketin büyümesine bakalım. Yalnız bu arada şirket Edward Elkman'ın Z-Score risk yöntemine göre yüksek risk içeriyor. Onu da söyleyeyim ve bizim hocalarımızın modeline göre de SOS veriyor. Z-Score risk modeline göre yüksek risk içermektedir derken bizim hocalarımızın modeline göre de dikkatli olun risk içeriyor. İkazında bulunuyor. Henüz risk içermeyip ama sınırda olduğunun sinyalini veriyor. Şirket cari fiyatlarla büyürken sadece reel olarak kar büyümesi yaşamış, diğer organlarında küçülme yaşamış. Peki, takip edilmesi gereken, çünkü sinyal vermeye başlamış şirket, hissenin olması gereken değeri. Bakın nominal değerinin üzerine çıktı. Grafikten de takip edeceğiniz üzere daha önceleri hep boynu büküktü. Şimdi boynunu dikledi, kaldırdı. Artık dikine durabiliyor. Olması gereken evet bugün olarak kaç liradan fiyatlanıyor bakalım. Bugün ayın 20'si. Oo, evet 3 lira 10 kuruşa. 3.010 TL'ye yükselmiş şirket ve olması gereken değerinin altında fiyatlanıyor. İndirgenmiş nakit akım yöntemiyle de yazılıma sahip olan arkadaşlar değerlendirmeyi alabilirler. Ama şurayı 10 yıl 18.78 an itibariyle 18.78 evet olması gereken indirgenmiş nakit akım yöntemiyle fiyatı birazcık daha büyüdü. Ama biz her satışlarına bakmadık bu şirketin. Evet, 2021'in ilk çeyreğine göre reel satışları yine azalmış, %15 azalış göstermiş bir önceki döneme göre. Yurt içi, yurt dışı ihracat fazlası vermekte yine kısmen artmış bir yıl öncesine göre ama ithalat giderleri de muazzam şekilde artmış. Peki ithalat giderlerini artıran sebebiyet ne? Şirket stoklara yatırım yapmış. Stoklar da belirgin şekilde artıştan kaynaklanmakta. Yani gerek döviz kur artışına gerekse de sürekli fiyat artışına istinaden şirket stoklarını artırarak kendini emniyet stoku yaratmak istemiş. Emniyet stoku yaratmak içinde olağan olarak ithalat giderleri artmış, stoklara yapmış olduğu artıştan ötürü. Uzatma diyeceksiniz, hissenin fiyatına gel, olması gereken değerinin oldukça altında. Bir yıl içerisinde çifhaneli rakamlarda görürseniz şaşırmayın. Bakın yine bu şirketi daha önce dikkatli olun diyen de benim. Şirketin bilançosunda iyileşme var. Yani bugün bu şirketi bir hisse bazlı fon yani hisse ağırlıklı fonun içerisine kattıklarında ya niye böyle bir şey yapmışlar saçmalamışlar diyemem. Ama o günün şartlarında saçmalamışlardı. Saçmalıkta bizzat yaşayan canlı tanık arkadaşımızdan gördük. Ne oldu? Şişe gitti 21-22 liralara, 7 liralardan o hala 2 liralardan 3 liraya ancak geldi. Evet arkadaşlar, bir başka eğitim programı ve model şirkette görüşmek üzere. Kayıpsız, kazançlı seanslar temenni ediyorum.